Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Çiftlikteki yerimizdeyiz dostlar. Beç tavukların bol bol yumurtlamasını bekliyorum. Bugün beç tavuklarını sabah saat 6'da saldım. Onun için beç tavukları da doğaya yumurtlamayı çok sevdikleri için biraz takip etmek lazım. Bir tane yer buldum. Eski kovanlarını oraya yumurtlamışlar. Yine de takibimdeler. Ama çoğunluğu kümese girip yumurtlamayı tercih ediyorlar. Bu da benim için gerçekten çok güzel ve iyi bir durum arkadaşlar. Yoksa bu kadar ekili dikili arazinin olduğu yerde beş tavuğu yumurtası bulmak yani çok ama çok zor. Bizim kışın çıkan arkadaşlar, civcivler artık feriklikten de anaçlığa yavaş yavaş gitmeye başladılar. Elimde şu anda 5 adet silver brakel horozu var fazladan. İhtiyaçları olan arkadaşlar benimle irtibata geçebilir. Bu horozumuz da arkadaşlar gümüş ligorin. O da tavuğumuz için büyüyor şu anda. Sabah erken saatlerde salıp akşam saatlerinde kanatlı grubunu kapatmak çok keyifli. Çünkü akşama kadar hiçbir şekilde yem vermiyorsunuz dostlar. Bu da sizin için çok ama çok önemli böyle bir dönemde. Bazı arkadaşlardan arkadaşlar telefon alıyorum. WhatsApp'tan, Instagram'dan mesajlar alıyorum. Beç tavuklarının yumurtalarının arkadaşlar kabuklarına bakarak içinin doluluk ve boşluk oranı anlaşılabilir mi? Ben arkadaşlar hiçbir zaman böyle bir şeye girmedim. Yani dölsüz yumurtada bile arkadaşlar o izi görebilirsiniz. Ben yaşadığım tecrübeyi söyleyeyim. Öyle bir şey olsaydı zaten hiçbir makinede, hiçbir tavukların altına yatırdığın yumurtaların hiçbirisi boş çıkmazdı. Önemli olan sadece kanatlılarınızın stressiz bir ortamda dolaşıp rahat bir şekilde eşleriyle arkadaşlar döllük oranı arttırıcı çiftleşmeler yapmaz. Bu kadar. Yoksa ben yumurtadan baktım, bu döllü, bu dölsüz. Bir arkadaşa demişler. Demişler ki senin işte 15-20 yumurta galiba. Ya bakmış bu yumurtaların hepsi dölsüz demiş arkadaşım biri. Öyle bir şey yok yani. Ben her zaman şunu diyorum. Bir arkadaşım daha yazmıştı. Demişti ki bana Nisan ayında. Abi beç tavuklarının yumurtalarını yatırdım ama boş çıktı demişti. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Beç tavukları Mayıs ayı itibariyle döllülük oranları %100'e varacak şekilde artar dostlar. İlk yumurtalar Nisan'da o soğuk aylarda kaliteli bir çiftleşme olmadığı için de yumurtalar dölsüz olur. Ondan dolayı yumurtalar çıkmaz dostlar. Orada da bir kurulaşma var. Onun için bu aylardan sonra aldığınız her yumurta beç tavuklarından yani %100 demiyorum ama %90'larda arkadaşlar döllüdür. Birazdan da size beç tavuklarının ilk çıkımıyla ilgili güzel bir sürprizim var. Birazdan onu paylaşacağım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi beçler zemindeki karıncaydı, böcekti vesaire bunları hepsini temizliyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim sezonun ilk beş tavuğu yavrusu çıkımına. Yumurtalar biraz karışıktı. Karışık olmasını da işte her zaman söylüyorum. Aynı anda koyamadık. Sizlerle de paylaştım. Bugün gece işte bakalım beçler yumurtalara, beş tavukların yumurtalarına yatacak mı? Mal tavukların yumurtalarına yatırmıştım.
Ondan sonra bir döllülük oranı yaptık. Baktık. Bu arkadakiyle ön taraftakinin yumurtalarını, döllü olanları birleştirdim ortada. Şimdi geldiğimde de arkadaşlar çıkım yaşanmış. Akşam saatlerinde, gece karanlıkta yine yumurtalarda bir kontrol yapmam lazım. Çünkü bazı yumurtalar 3 gün sonra da çıkabilir. Burası biraz karışık olduğu için. Onun için isterseniz oraları biz çözeriz akşam. Ama beç tavuklarının yavruları nasıl çıkmışlar, durum nedir? Bu kuzum bize ne çıkartmış onu hep birlikte görelim. Kız ne yaptın bakayım sen, hadi bakalım. Bir kaldır bakayım bir tavuk. Tamam bir şey yok, bir şey yok kızım. Benim tatlı kızım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane beç çıkmış. Tabii şu yumurtaları dedim ya kontrol edeceğiz dostlar. Bunları, yumurtaları kontrol etmem lazım. Ama şunların güzelliğine bakın. Maşallah ilk 5 tavuklarının yavruları arkadaşlar bugün itibariyle çıkmıştır. Bunları ben beslemeyeceğim dostlar. Buradan çıkanları artık ben buradan kaç tane bekliyordum? 15 civarı bekliyordum dostlar. Ama şu anda 7 tane çıkmış. Diğer yumurtalara da dur tamam vurma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yumurta daha var. Ben arkadaşlar bu yumurtaları da akşam kontrol edeceğim. Tavuğumuz kalkmaz. Bu 5'ler daha yeni çıktılar. Yani demin ben zaten geldim, kabuklarını temizledim. Şunlara bak, cin gibiler ya. Anne de harika bir anne. Şu diğer yumurtalar da çıkarsa arkadaşlar gerçekten harika olacak. Bir daha bakayım şu yumurtanın birine, dur bakayım. Vallahi dolu. Bence biraz daha zamanı var. Şöyle koyalım. Oy. Elime de aldım. Aman Allah'ım, sizi çok severim ben ya. Sizi sesli. Yıkıyorlar da ortalığı ya. Maşallah. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere ilk 5 tavuğu yavrularımız çıktı. Bunlar da arkadaşlar Baki kardeşimize gidecek çarşambaya. Anneyi de emanet vereceğim Baki'ye. Bunları büyütsün. Ondan sonra anne tavuğumuzu geri alırız. 1-1,5 ay sonra. Beşler de yavaş yavaş yem aramaya başlamışlar. Ben bunlara bugün yem de getiririm. Maşallah. Evet arkadaşlar, hadi hayırlı uğurlu olsun. Burada kim var? Burada hiç rahatsız etmeyeceğim. Arkadaşlar bizim diğer tavukların, süs tavuklarının yumurtaları var. Burada da Mahmut abiden gelen 11 tane arkadaşlar Hint tavuğu. Orijinal damarlar var. Onlar da dursun bakalım. Onları da tarihine bakmadım. O bastırdığımız günün videosu var. Arkadaşlar tarihlere videolardan bakıyorum. İlk sizle de işte buraları yapıyoruz. Şimdi yeniden başlayacağız. İçerideki eksiklerimizi tamamlayacağız. Maviciler var ya, hiç durmuyor yerlerinde. Dur kızım dur. Bizim kızı nasıl rahatsız ediyorlar ya. Evet gençler, ne yaptınız bak. Var mı yumurta? Yiyor musunuz? Gel. Bak bana sığındı hemen. Dediğim gibi bir esegül grubu burada. Benim tatlı tavuğum benim yanımda. Horozlardan kaçtı, bana sığındı. Hemen benim yanıma geldi. Arkadaşlar burada kim var? Burada aslan parçam. Koroğlu. Tavukları sıkıştırıyorlar. Beşlerini yıklayanlar var. Güzel. Bir de beşlerin nereye yumurtladığını arkadaşlar bir tane yer buldum, göstereyim. Oradan aldım bir 5-6 yumurta bugün.
Demin yine vardı. Bakalım yumurtlamış mı? Şunu hiçbir zaman unutmayın. Onu şimdiden söyleyeyim. Beç tavuğu bir yere yumurtlamışsa yumurtaların hepsini kesinlikle almayın. Alırsanız o yere bir daha yumurtlamalı arkadaşlar. Gider başka yere yumurtlar. Onun için mutlaka yuvada bir tane yalancı yumurta olsun. Hadi bakayım sen de geç hadi. Geç yaramaz. Şimdi gelelim. Bakalım. Evet arkadaşlar bakın. Buradan 5-6 tane almıştım. 2 tane daha yumurtlamış. Hiç riske atmıyorum. Aha bir tane de burada arkadaşlar. Yuvaya yetiştirememiş. Dibinde var mı? Yok. Hemen onları alıyoruz. Gelin bakayım. Bunu aldık. Hop. Bu da buraya yetiştirememiş dostlar yuvaya kadar. Bunu da aldık. Görmüş olduğunuz gibi 5 ya 6 tane almıştım. Bir tane daha var. 7. Şu anda 10 tane dışarıdan yumurta aldım. Şeye de yumurtluyorlar. Folluklara da yumurtluyorlar. Bundan sonraki bu 5 tavuğu yumurtaları dostlar. Yani ben diyeyim %100, siz deyin %90. Döllülük oranı vardır. Ama söylüyorum. Sadece 5 tavuğu hep ben diyorum ya yaban hayatta beslendiği için müthiş bir lezzeti olan bir yumurta. İlla kuluçkalık olarak değil, yemelik olarak da kullanabilirsiniz. Biraz lüks olur ama arkadaşlar lezzetli olur. Onu buradan bir defa daha hatırlatayım. Gidelim bu yumurtalarımızı hemen. Bak bir grupta mesela dışarıdalar dostlar. Emin olun onlar dışarıya bir yere attılar yumurtalarını. Emin olun gitti o yumurtalar. Dışarıya çıkmışlar. 2, 4, 6. Tahminime göre 2 erkek, 4 dişi. Hayırlısı artık yapacak bir şey yok. Yarın biraz 2 gibi salacağım bu arada. Dostlar makine boşaldı. Civcivler çıktı. Onları sizlerle paylaşacağım. Şurada mesela 5 tavuğu yumurtaları. Hafta içi yağmur vardı. Onlar biraz şey olmuş. Çamurlu olanlar da var ama önemli değil. Hemen doldurmaya başladık. Bunlar Hint tavuğu yumurtalarımız. Buralarda arkadaşlar 30, 60, 90. 2, 4, 6, 12, 17, 90, 107 tane. 150'yi tamamladım. Makineye atacağız. Ondan sonrakidir de bu çıkana kadar çıkanları arkadaşlar bizim Celal kardeşimizin makinesine götüreceğiz. Ondan da çıkartacağız tabii ki. Yani makineye yumurta aslında bizim tavuklar bir başlasalar süsler. Ya yemin ederim 5 günde 150 yumurta alabilecek seviyedeyim aslında. Ama istediğimiz işte geceleri 1 derecelere düşmesi, havaların soğuk olması, ondan sonra gündüz çok sıcak olması bunlar tabii ki hayvanları etkiliyor. Hayvanları da buraya zaten taşıdık derken artık bundan sonra bir performansın olması gerektiğini düşünüyorum dostlar. Hızlı hızlı yumurta çıkartmaları lazım. Biz de bol bol makineye atalım yumurtalarımızı. Evet arkadaşlar burada kim var? Boran var. Boran'ım gel oğlum gel. Ay dur oğlum ya dur ya. Seni ayı seni. Dışarıda da bir sürü şey var. Tamam hadi gel. Dur. Tamam. Geç. Arkadaşlar Boran. Boran'ı da dur oğlum. Tamam. Aferin oğlum. Tamam. Boran'ı da arkadaşlar şey alıyorum. Onu söyleyeyim. Tamam. Gölgeye alıyorum. Şimdi burada akşam meydana alıyorum. Şu anda gezmek istiyor ama 2-3 saat sonra. Boran. Aferin oğlum. Ayı Boran. Ayı Boran. Dışarıda çok beç varmış bu arada dostlar. Gel bakayım Boran. Gel. Hop dur oğlum dur ya. Tamam. Aferin oğlum benim. Tamam. Aferin. Evet arkadaşlar dediğim gibi dışarıda bayağı beç var. Ha,
Gel bakayım, gel. Arkadaşlar bunlar benim cins tavuklarım. Hint rengi falan çok güzel. Ama işte ne dedim, bu ara kümes yapımı falan çok ilgilenemedim. Şimdi arkadaşlar onlara biraz öyle çok çamura bulunmuş 5 yumurtaları vardı. Onları kaynatıp bu kuzularıma yedireceğim. Burada da kül var. Sen de mi ne yapıyorsun kız? Aferin benim tatlı kızım. Heh. Kopartma abici. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi biraz beç tavuğu yumurtalarından konuştuk. Yeni çıkan yavrularımız var 7 tane. İnşallah biraz daha fazla diğerlerinden de yakın zamanda çıkar da onları arkadaşlar Baki kardeşimize yollayacağız dediğim gibi. Akabinde biraz Boran'a baktık. Hintlerimiz falan böyle dolaştık. Bir de 5 tavukları dışarıya yumurtladığı yerden yumurtamızı da aldık. Allah bereket versin diyoruz. Ve videomuzun sonuna da geldik. Destekleriniz için, yanımızda olduğunuz için her zaman diyorum ve devam edeceğim. Sizler oldukça bizler varız arkadaşlar. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Dünyadaki benim için en güzel şeylerden bir tanesi arkadaşlar bu görüntü. Müthiş bir görüntü. Beçler, ördekler, köpekler, süs tavukları, benim Hintlerim. Hepsi böyle bir arada doğada özgürce gezdiklerini görmek gerçekten çok keyifli. Ama her zaman söylüyoruz. Irkların bozulmaması için maalesef bazı hayvanlarımızı kümeste kapalı tutmak zorundayız. Dönemsel de onları saldığımızda buradan herkese buradan bir defa da bildirmek isterim arkadaşlar. Herkese selamlar, saygılar. Huzur, mutluluk, sağlık, dinçlik, her şey sizinle olsun. Elbet arkadaşlar bu zorluklar, bu kederler, bu dertler, bu ekonomik sıkıntılar bir gün bitecek. Ama arkadaşlar biteceği o güne kadar hepimizin çalışması lazım. Selametle kalın.